Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, kar yağdı, mahsur kaldık biliyorsunuz. Kıtlık var. Şimdi tavukları iki tane şanslı arkadaş seçtim bunların içinden arkadaşlar. Onları şimdi pilava dönüştüreceğiz. Birazdan onları şey yapacağım arkadaşlar. Pilav için hazırlık yapacağım. Ben mecbur kaldım arkadaşlar. Çünkü yumurta da yapmıyorlar. Yumurta yapmayan tavuğun yeri pilavdır. Ben şimdi yaz gelince gerçekten yumurta yapabileceğine inanan tavukları alacağım buraya. Bunların hiçbirinde şu 3 tanesi yeni. Şu beyaz da yeni. Bir de şu siyah var. Diğerlerinin hepsini pilav yapacağım. Çok gerçekten yem 90 lira olmuş arkadaşlar ya. Yem 90 lira olmuş. Yiyorlar. Dışarı çıkartıyorum. Kaçmıyorlar. Gidip ot yemiyorlar. Hazıra alışmış tavuk pilav olmaya mahkumdur. Ben şimdi o iki arkadaşı size göstereceğim. Ne yapıyorsun lan? Gel. İlk başta gelen, ilk kim gelirse o gelsin. Hop! Evet. Öbürü nerede? Ha, buradan bir tavuk çıkardınız mı? Tavuğun bir harbiden yok ya. İkisini de buraya koydum, kapıyı kapattım. Sen burayı açtın mı? Nereye gitti bu? O zaman bir tane keselim bugün. Öbürü ne oldu acaba ya? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O içeri girdi. O nasıl kaçtı ya? Neyse sen kaçsaydın sen kurtulacaktın. Gel bakalım. Şimdi seni kara bir oturtalım seni. Üstün başın temiz olsun. Bu yaşlı arkadaşlar zaten... Şimdi diyecekler ki tavuğa niye öyle yapıyorsun? Bu tavukları yemek için değil mi arkadaşlar? Bizim marketten aldığımız tavuklar robot tavuk mu? Gagağını da temizleyeyim dur. Tamam dur. Niye yumurta yapmadın? Merak etme, bundan sonra pilavda iyi de tosun gibi ha, iyi yemiş. Yemiş, yumurta yapmamış. Baksana. Bu yaşlı değil mi yani? Yanlış. Kafasından anlarsınız arkadaşlar. Kafasına bakın. Neyse, şimdi biz işlemi gerçekleştirelim. Bundan sonra yumurta yapmayan tavuğun sonu pilav. Tertemiz pilav. Arkadaşların seni görmesin. Arkadaşların seni hatta görsünler, belki onlar yumurta yapar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.